Günü başlatalım. Güney Kore'de yeni gidiyor. Bir sonraki gün. Kahvaltı yapmaya gidiyoruz arkadaşlar. Eşimin belirlediği Güney Kore'nin Seul'un en otantik, en oşare güzel kafe demek. Güzel bir Seul havamız var. Güneşli. Bizim kaldığımız yerde tabii gündüz vakti buralarda bir hareketlilik olmuyor. Buraların olayı şu anda neredeyiz mesela? Jongno 3 Samga diye geçiyor burası. Akşam vakti buralar hareketleniyor. Ayaklarımız gördüğünüz gibi. Abi sabah sabah donut mu yapıyor? Ne yapıyor? 3 tanesi 2000 won. Ayak ima kara. Kontu. 2000. Adımımızı atar atmaz hemen 1,5 dolarlık olduk Ekrem abi. Bol bol yemeli içmeli Güney Kore yemeklerini denediğimiz video olsun. Hah. Şöyle balıklı malıklı. Hangkok. Gördüğünüz gibi tatlı fasulye var. Anko var işte ya. Aklım hep Azuka'ya gidiyor da. Bu. Hadi gidelim. Dozo. Eşimiz seçtiği kafelerden biri. Ya bir şey popülerse arkadaş bak burada şimdi benim seçtiğim kafeye de götüreceğim de. Abi öyle bir sıra var. Tabii ki de geri dönüyoruz. Bu Dotori var ya tam benim böyle sahip olmak istediğim kafe tarzı ya. Benim kafe bu. Ulan insan yok. Ha benim kafe burası. Kızlar burada bekliyor. Fazla bir insan yok. Bak burada oturulabilir. Tuvaleti bizim köydeki evin tuvaleti gibi yapmışlar. Ama içi güzeldir diye tahmin ediyorum. Lan bu kızların saç modelleri de hepsi aynı ya. Tır yermiş burası. Üste mi çıkacağız? Güzel yapmışlar ya. Hadi seriyo. Thank you. Oh, Koreliler yemiş. Bunların içinde çikolata var. Siyah olanlar hep böyle bir dikkatimi çekti. Hamburger böyleydi de şundan bir tane alacağım. Şu siyah olanı merak ettim. Aa, küçük küçük pizza yapmışlar. Böyle vanilyalı, kremli ekmekler falan yapmışlar. Bakın. Bu gördüğünüz mesela 5 dolar. Şu jambonlu olan. Fiyatlar aşağı yukarı böyle. Şunlar da 3 dolara falan geliyor. Buranın en popüler şeyi şunlar. Şu dotorili işte fındıklı, fıstıklı, mangolu. Ha bunlar. Ha şu limonludan alırım ama limonlu seviyorum. Burada da kasenin içerisine ballı mallı böyle bir sürü şey koyuyorlar. Ha böyle geliyor. Oh, buradan seçeceğiz şimdi. 10 dolarlık bir şey aldık. Böyle bir güzel bir yoğurt koyuyor. Bakalım ne koyacak. Karıştırıyor işte ya. Fındık, fıstık şunlardan koyuyor. Bunların hepsi anladığım kadarıyla organik. 10 dolara şimdi bize güzel bir kase yapıyor. Koreli genç kız. Ha burada. Oh, bunu da koydu. Bayağı bir Japon var yalnız burada. Yarısından çoğu Japon buradakiler. İşte geliyor. Arkadaşlar burası 30 dolar tuttu. Gel bakalım. Malzemeler bayağı büyük. İki kişi bu şekilde ayağı koyar. Bunun dışı tatlı, içinde yumurta var. Marul, jambon tarzı bir şey koymuşlar. Yumurta var ama dışı tatlı. Enteresan. Şu siyah ekmekliği merak etmiştim. Üzerinde böyle fındık taneleri var. Ekmeğin kıvrımları gözüküyor. Hoşuma gitti. Yani yolda gidiyorduk. Bir yerde böyle bir etkinlik gibi bir şey vardı. Göstereceğim size. Bir şey verdiler bize. Ulan dedim bu ne? Süt ve pirinç. Şeker meker yok. Aa dedim bu sütlaç. Şöyle bir aldım. Şeker olmadığı için tabii sütlacın bir alt şeyi. Şekersiz sütlaç. Koreliler şekersiz sütlaç yapmışlar.
Burası küçük bir saray tarzı bir yer olması lazım. Şöyle bir yer. Tam bilmiyorum nedir. Burada Kore yemeklerini falan tanıtıyorlar. 3D şimdi burada geliyorsunuz. Kore'nin göstereceğim şimdi. Niye uzaktan anlatıyorsam. Vallahi çok hoşuma gitti ya. Burada şekersiz sütlaç yapıyorlar. Yanında da kimçili mimçili bir şey veriyorlar. Böyle sebzeli mebzeli. Gördüğünüz hamboklar var. Kore'nin geleneksel giysilerinden. Male. Aa, erkek kafasına koydum. Hello. Sanginshi. Oruni. Adult. Okay. Traditional Korean dress. Okay. Yeah. Sanginshi'ye imdim. Sanginshi. What is this? 옛날 책. Oriental books. Bu herhalde bu öğretici bir kitap gibi bir şey olması lazım. Bu kültürü tanıtan, anladığım o. Thank you. Bunu erkekler takıyor dedi de bu abla kafam karıştı. Hamburglarını giymiş kızlar mızlar var burada. Burada da enteresan ritüeller varmış küçük yeni doğan kızlar için, normal kızlar için geleceği söylüyor. Burada doğum gününde alın hediyeler, pirinçten yapılma tatlar. Kore'nin bütün kültürünü A'dan Z'ye buradan ufaktan da görebilirsiniz arkadaşlar. Şunları çocuklar giyiyorlarmış, çocuk giysileri. Aa, iyi denk geldik. Öyle rastgele bir yere girdik, görüyorsunuz. En sevdiğim olay ya. Rastgele bir yere girince ne güzel de karşılaşabiliyorsun böyle güzel şeylerle. Güney Kore'nin böyle bir kültürünü biraz gösterelim. Burada geleneksel pirinç kekleri yapıyorlar. Asya'nın çoğu yerinde var. Burada önemli olan ne? Burada çocuktan itibaren gösteriyorlar. Küçücük çocukları anlatıyor. Hepsi de kızlar. Yaş skalasını görebiliyorsunuz. Yani 7'den 70'e dediğimiz durum var ya. Buradan 7'den 70'e doğru gidiyor. Gel canımın için. Bunlar hep hanbok işte. Giydikleri giysiler var ya. Beyaz giysiler hep hanbok. Ördekten, ördek etinden yapılma pankek. Değişik yemekleri var Japonlara göre ya. Gördüğünüz yemeklerin hepsi hep Kore kültüründe olan şeyler. Uzaklaşmıyor. İlerleyelim bakalım. İyi denk geldik. Rastgele böyle burada ne var diye girdim. Enteresan bir şekilde Kore kültürünü tanıtan böyle sarayın içine denk geldik. Koreliler bile geliyor, Koreliler. Aa, fasulyeden yapılma tavuklu blue meat fırt, bunu bilmiyorum, sivit sos. Ne kadar çeşitli. Bak kestane, bu Asyalılar kestaneyi çok seviyor. Japonlar gibi bunlar da tofu'yu çok seviyor, bakın. Genç küçük Kore çocuklarını görebiliyorsunuz. Çok tatlı Basyalı çocuklar. Yemekleri ve likörleri tanıtıyor burada. 12 ile 12.40 arası işi tanıtıyorlar. 1 ile 1.40 arası çileli, pastalı, pankekli. Şu dayımın kostümünden ben anladım şu hamburgdan. Kafama bir tane öyle takacağım. Enteresan bir şeye benziyor. Ama hiç anlamadım nedir bu. Medical consultation. Korean. Is it Korean? All Koreans then. Different. Not only Korean. Hospital mitai. İlaçlarda falan kullanıyorlarmış. Hani bu Koreliler estetik mestetik yaptırıyordu. Biz yerel yerdeyiz diye mi kimse estetikli değil acaba? Eskiden arkadaşlar bu arkamda gördüğümüz hamboklu kıyafet kendisi prenses. Saça bak, saça. Saçına bak. Demek ki eskiden böyle yapıyorlarmış. Kaç kilo acaba? Arkasına böyle uzun bir şey koydu. Tahtalı. Enteresan. Böyle takma saç mı takıyorlarmış önceden? İlginç. Oturma yerleri böyle ama. Sofraya baksana, bizim köy sofralarına benziyor. Çok zahmetli iş ya. Sırf bu işle uğraşan biri varmış demek ki. Bravo. Kraliçeyi bağladık. Önünde ne var mı? Çorba var, kimchi var, tatlı matlı soslar var. Japonya çok farklılar ya. Böyle fasulye var, pilav var. Abim bizi de çek de biz de çıkalım ya. Bak Panasonic kullanıyorsun. Koreliler falan gelmiş, kültürü öğreniyorlar. Prenses Mitte. Evet, Prenses Mitte canım, prenses. Prensesi de. Ben dedim ki prenses gibi değil, prenses ya. Bilgilendik. Kültürüne dair birçok şey görmüş olduk burada. Hadi devam edelim.
Böyle ara sokaklara giriyoruz, çıkıyoruz. Pantolon değişikliği yaptım. Ne oluyor dayı? Ya bu Asyalıların kıraathanesi açık hava ya, ben onu anladım. Dışarıda böyle oturuyorlar. Bunlar evsiz mi? Tam anlamadım ama. Aa bak şurada Çin tavlası oynuyorlar. Canımın içi, sen bir dur. Bunlar evsiz de olabilir yok. Bakayım ne oynuyorlar, dur merak ettim. Çin şeyi. Günlük aktivitelerinden biri. Hello. 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 I don't know what play. Vietnam'da gördüm, Singapur'da bile gördüm, Malezya'da da görmüş olabilirim, hatırlamıyorum. Japonya'da bile var. Çin mahallelerinde genelde hep bunlar oluyor aşağı yukarı. Dayı sana kolay gelsin, sen çok düşüneceksin gibi. Kore filmlerinden fırlamış gibi. Bunun nasıl oynandığını bilenler var mı aranızda? Yorumlara yazın. Çinlere falan denk geliyordum bunu oynuyorlar ama bayağı büyük bir sokak, bunlara ayrılmış durumda. Açık hava kıraathanesi yapmış adamlar. Ya şöyle bir aralara girelim seninle. Dayılar hep oynuyor buralarda. Hep aynı muhabbet. Domuz ya. Domuzu falan kesmişler. Dayım burada pişiriyor domuzlu mumuzlu. Hep birileri gelmiş. Baksana domuzları nasıl çekmiştir. Bayağı bildiğin 4-5 liraya geliyor. Kahve alıyorsun. Bir tane deneyeceğim, merak etmişim. Sebeplerinden biri canım tam şurada çıktı. Bu etrafta çok evsiz var. Köşede yaşıyorlar. Japonya'da da aynı durum vardı. Genellikle o Cido Hanbaikiler, marketler. Tayland'da da vardı. Bir tık bu evsiz yerlerinde hep ucuzdu. 100 bana. Yok 100 bana bir şey alınmıyor ki. Bir saniye. Bizi bir atalım. Lan para mı gelir? Japon no kane canay. Japon no kane. Lan Japon parası. Ya Japon Kore ne olacak arkadaş? 1 dolar hem bu ya. Daha fazla para attım. Niye kabul etmedin? Hot chocolate. Böyle böyle. Hangi mangaka? Hangi mangaka? Çok mu? Çok. Amari. Hı? Namı yağıt dedi. Hot choco dedi. Hot choco'nun rengine bakın. Bu ne lan? Acılı sel mitkisel şeye benziyor da bakın içi böyle. Acılı sıcak çikolata. Vallahi acılı. Lan adamların her şeyi acılı. Ben de hiç bakayım bunun neye benzeyecek? Nomu. Ama hot choco kaki basıyor. Cinca'nın. Anlamadım. Cinca. Sengancha, matcha. Choco. Ani choco. Bu çikolata değilmiş. Sengancha. Zencefil. Zencefil çayıymış arkadaşlar. Ben seviyorum böyle zencefilli bitkisel şeyleri seviyorum. Vallahi bu makineyi bulun arkadaşlar. Bu Jogno, Trisa, 3 Saka. Ne biçim bir metro adı bu? Hemen çıkışının hemen yanında. Deniz 3-5 liraya bak. Türk lirasına vurduğun halde bile ucuz ya. Türkiye'de 3-5 liraya çay içebiliyor musun abi? Kore'de içiyorsun. Bu Kore'deki yaşlılar Japonlara göre. Şimdi orada yaşadığım için hep kıyaslayacağım da onlara göre burada dışarıda ne güzel giyinmiş ama. Dışarıda yaşamayı seviyorlar. Dışarıda oturmayı, vakit geçirmeyi seviyorlar. Kızları falan da çektim. Video kapağı yapacağım. Kızları çektim. Seviyor Koreliler sağdan soldan böyle kavga eder gibi konuşuyor. Eşimin seçtiği kafelere uyuyoruz. Avrupa'daki gibi böyle Peters tur falan yapacağız diyoruz da. Şu kalabalığa bakar mısınız? %90 kız, %80 Japon. İnanılmaz bir doluluk var. Karşıya taşmış insanlar. Çılgınlar gibi şuralardan böyle hamur işi şeyler yemeye bekliyorlar. Domuz mumuz var üstünde resimli mesimli. 259 milyon. Sıra numarası falan alıyorsun. Adamlar inanılmaz bir işleyiş var ya. Bu popüler olan yerlerde. Vallahi ben bu kadar beklemem. Burası da Güney Kore'de Seul'de bir okul. Sade gözüküyor değil mi? Elementary School'muş. Ne kadar sade gözüküyor. Benim ilkokuluma benziyor. Farklı türlerde taksiler var. Daha binmek nasip olmadı. Büyük ihtimal binmeyiz. Yürüyoruz biz her yere. Tren miren kullanıyoruz. Esnaf bir Koreli ablamızın yeri var. Ucuza böyle ne kadar? 1,5-2 dolara böyle ufak ufak şeyler satıyor. Harbiden de 1,5-2 dolar ha. Topbogi falan diyorlarmış. Slice cake. O çiğ ama hepsi pirinçten yapılma.
Ablam burada patır patır gençlere ha şu şekilde satıyor. Ha böyle yiyorsun. Ama bunlar ağza mağaza çok yapışıyor ya. Buna dikkat etmek lazım. Angup diye bir metro istasyonuna geldik. Şimdi Çungmore'ye gideceğiz. BTS üyelerinin gelip gittiği böyle bir merkez varmış. Eşim dedi o bir oraya gidelim. Metro 1 dolar. Seul'de metrolar böyle numaralara ayrılmış. Gideceğiniz hattın numarasını biliyorsanız onu takip etmeniz yeterli. Onun dışında alışınca böyle zor bir şey yok anladığım kadarıyla. İki kere böyle alışma süreci var. Şimdi nereye geldik biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle hype diye BTS merakı. İnsanlar bilir BTS'in bir üyesi değil. Fakat şu binayı bir göstereyim. Size BTS çılgınlığını anlatacağım. Nasıl bir şey olduğunu. Eşim dedi ki bu BTS üyelerinin gösteri öncesi antrenmanda şarkıdır, türküdür vesaire her neyse pratik yaptığı bir bina var. İşte bu arkamda gördüğünüz bina. Ben sandım içeriye giriliyormuş. Buraya gelince öğrendim ki içeriye bile girilmiyor. Neden geldik diye sordum. İşte onlar ayak bastı buraya. Biz de gelelim işte bir resim çekelim binanın önünde. Ben gittim güvenliğe sordum. Şansımı denedim. Türk şeyi sonuçta. Şans denemek lazım. Yok. Binanın önünde resim çekildik. Şu anda kıpır kıpır. BTS üyelerinin böyle geldiği ayak bastığı yer ya da kapanmasa var oralara filan gitmişler. Aman Allah'ım çıldırıyor şu anda ya. Zor tutuyor kamerayı şu anda. Enteresan. Şöyle bir şey daha söyleyeyim. Eşim BTS'in bilmem Army'ydi galiba bir şeyine üye. Her ay bize böyle bir şeyler geliyor. Her ay para mara veriyor. Yok bilmem önemli günlerden önce resim fotoğraf geliyor. Böyle mektup geliyor. İnanılmaz ya. İnanılmaz bir sektör haline gelmiş bu BTS. Buralarda. Bu başka bir grupmuş. Kimdi bu? Hadi namayından deskı. Jimin. Ya bu Jimin'miş. Bu Jimin'miş. Ya biraz benim adıma benziyor. Burası bir otobüs durağı. 13 Ekim'de bu Jimin doğum günüymüş. Buradaki otobüs duraklarında adamın resmini. İnanılmaz bir sektör bu BTS ya. Bak dünyanın öbür ucundaki biri bunların abonesi oluyor. Deli para harcıyorlar ya. İnanılmaz. Buranın arkasına geldik. Eşim dedi ki ulan bir arkaya gidelim. Belki birilerini görürüz. Arkaya bir geldik. Aha içinde kesin BTS üyesi var filan diyor bana. Ya burada farklı bir üyenin doğum günü varmış. Farklı bir grup üyeleri buraya geliyor. Şurada antrenman yapıyor diye adamlar buraya kahve dükkanı açmışlar. Şunun içine kahve koyuyorlar, içiyorlar. İnanılmaz bir sektör değil mi? K-pop mıdır nedir işte? Bana tamamen uzak ya. Benim hiç anladığım şeyler değil ama. BTS üyelerinin bütün resimleri, her şeyleri var. Bakar mısınız? Ha geldi bizimkiler. Eşimin favori şarkıcısı bu Sugar'mış. Bakar mısınız? Manyaklık derecesinde bir kafe adamlar dizayn etmiş. Ve üyelerden biri de hiç buraya gelmemiş ya. Ama biz de geldik BTS üyelerinin pratik yaptığı yerin yanına limon çayı içiyorum. Ulan biraz insan sıcak yapar şunu ya. Çıldırıyorlar bunlar için ya. Vallahi hayranları bunlar için çıldırıyor ya. Biz girdik. Çalışan dedi ki Army'nin üyesi misiniz dedi. Yok Army ne diyor dedi. Orduya gittim mi dedim. Kız niye ordu sorsun. Meğerse bunların üyelerinin olduğu topluluğa Army diyorlarmış. Tamam sen çek de müzik var. Telif gelecek. Sugar bunu giymiş. Ben de Sugar'a benzediğim için eşim diyor. Ben demiyorum. Bunlar dansmaz ediyor. Ben halay gibi çekemiyorum. Buraya gelenlerin sadece bizim olduğumuzu düşünmeyin arkadaşlar. Sağdan soldan kızlar geliyor. Kapısının önünde duruyor, resim çekiyor. Bir ümit bekliyorlar. Dur geldim dur. Sen bir o köşede de bir resim çektireceksin herhalde. Anlaşıldı. Ha, şurada beni mi çekeceksin? Al çek. BTS'in ilk böyle popüler olmadığı zamanlardan önce danslarını yaptıkları, şarkı söyledikleri bir yer varmış. Hyuga diye. Şimdi kafe falan olmuş. Odasını, klimasını hiç bozmamışlar. Şimdi beni oraya götürüyor. Enteresan. Dağ taş gezen adamdım. Şimdi BTS'in eskiden bulunduğu binaya gidiyoruz. İlginç bir video oluyor. Love Yourself, Love Topokki. Buradan parasını veriyorsunuz. BTS üyelerinin bir şeylerini alıyorsunuz. Şimdi getirdi beni buraya. 40 dakikadır yoldayız. Hyuga diye böyle bir kafe. Şu arkamda görmüş olduğunuz yer BTS hayranları büyük ihtimal izliyorsa bu videoyu çıldırıyordu. Daha önceden açıkladığım gibi önceden de BTS üyelerinin ünlü olmadan önce kaldığı bir yermiş. Aynı odada böyle 7 kişi falan yatıyorlarmış. 7 kişi niye aynı odada yatarsın arkadaş? Ulan hiçbir paranız yoktu. Nasıl belli? Buradan mı yatıp kalkmışlar?
Anladığım kadarıyla bütün bina bunların aynı odada falan yatıyorlar dedi. Bana da biraz hikaye gibi geldi ya. Bakın burası Şükrü'yle Cin'in odasıymış. İşte klimayı falan o zamandan bırakmışlar. Ay, it's okay, it's okay. It's okay. Tayyip. Zaten 7 kişi her biri bir odada falan yatıyormuş. Şükrü'yle Cin klipinde bağlıymış anladığım kadarıyla. Betondan yapmışlar. Bayağı sağlam bina. Bunların hepsine hayranlar koymuş. Enteresan bir kafe. Kafe böyle. Herkes yemek yiyor. Army no member. Ben ekspresso aldım. Eşim de böyle... Bu ne ya? Çilekli milekli böyle değişik bir şey almış. Latte mi bu ya? Bunların hepsi toplamda 6 dolar. Klimanın altına yapıştırma. Şuka şeker değilsin. Erimezsin ama şeker gibisin. Cinkun YouTube. Belki bir günün birinde gelir görür. Seyul'de biraz ara sokaklarda biraz yürüyelim bakalım ne var. Burası burasının adı ne ya? Burası bu bölgeyi bilmiyorum. Düşeceğine dikkat et. Evler mevler böyle küçük aslında. İstisnasız herkesin arabası büyük büyük. Vallahi bak şuraya bak şuraya. BMW falan çok seviyorlar. Bayağı bir BMW gördüm ben buralarda. Baksana. Adamlar 20 metrekare evde oturuyor ama 20 metrekare ev genişliğinde arabası var. Japonya'da böyle bir şey yok. Ha, buralar şimdi baktım ne diye geçiyor? Gangnam diye geçiyormuş. Şöyle bir araya girelim ya. Bir merak ettim bakayım. Bunlar böyle gerçek hikayeye uzanan bir cinayet, bir tane adam var böyle. Sarı montlu adam mı? Sarı yelekli adam mı? Böyle geliyor. Seneler öncesinde kadınları filan öldürmüş daha doğrusu. Onu izlemiştim. İlk benim aklımda kalan Kore filmi o. Bir de Old Boy filan vardı. O bayağı eski. Bunu yakalıyorlar. Polisler yakalıyor. Ondan sonra polis merkezinden kaçıyor maçıyor. Gidiyor. Bir daha öldürmeye teşebbüs ediyor. O esnada yakalıyorlar. Adamı getiriyorlar. Enteresan. Bir de tabii Parazit filan var. Onu da bayağı izlemiştim. Parazit de izleyin arkadaşlar. Bakın herkesin arabası. Gördüğün şimdi. Şimdi çekmiyor özellikle milletin arabasını. Niye çekiyor diyor da herkes de böyle bir Honda falan var. Ne oldu? Kolum mu yoruldu? Soğuk. Soğuk. Ya Seyul'da genellikle görebileceğimiz sokak manzaraları, bina aşağılar yukarılar, bu binalar birbirine benziyor. Japonya'da gibi tek tipte değiller. Farklı farklı böyle ama büyük bina neredeyse hiç göremedim. Kutu gibi arabaya binen bir elin parmağını geçmiyor şu anda. Ama Japonya'daki gibi hani böyle ara sokaklara, ulan iyi ki dedim var ya, iyi ki dedim hemen çıktı bir tane ya. Japonya'da gibi böyle ara sokaklara girin, eğlenceli memleket. Ara sokaklarda bile Japonya'da enteresan şeylerle karşılaşabilirsiniz. Lafını Kore'de diyemiyorum açıkçası. Bana enteresan gelmiyor. Kore'nin ara sokakları. Mesela bu Alkam'daki abim pirinç marketine gelmiş. Burada 5-10 kiloluk pirinç alıyor. Son model Mercedes'le gelmiş. Alım güçleri buna bakıldığında güzel. Şu kadar bu kadar demeyeceğim alım gücü. Gördüğüm arabalar Japonya'dan ucuz. Gezme bakımından Japonya'dan ucuz. Yediğimiz yemeklerden anlayabiliyoruz. O yüzden baya baya yiyoruz. Ama bu videoda ne kadar harcadım ben de merak etmiyor değilim. Seyul'de bir inşaat. Bu tarafta beton çok kullanıyorlar. Ana caddeye doğru çıkalım. Etrafta çok küçük kafe var ya. Böyle belli belirsiz ara sokağa giriyorsun. Etrafta çok kafe var. Yani Japonya, ya yani Tokyo'daki gibi özellikle orada yaşadığım için diyorum. Popüler mi değil mi, iş yapıyorlar mı bilmiyorum. Fazla da insan göremedim. Böyle boş bir alan çok nadir denk geldim. Boş dükkan. Ama sokaklar, bak sokaklar biraz cıvıl cıvıl. Bak bu Loto'yu görmüştüm. Bak bu Loto'yu görmüştüm. Bizdeki Loto'ya benziyor. Değil mi abi? Ama biz bu çekilene kadar ben buradan giderim. bir baktım içinde neler var. Bizdeki Loto'yu böyle iddiayı biraz anımsatıyor. Amma çok BMW hastası bunlara. Bayağı BMW gördük biz kaç gündür. Yeri gelmişken söyleyeyim. Güney Kore demek kişisel bakım demek plastik bilmem ne cerrahtır. Kendine bakım demek inanılmaz. Her yerde böyle irili ufaklı kuaförler falan var. Kendilerine çok önem veriyorlar. Özellikle kızlar, erkekler de aynı şekilde. Bakımsız bir tane adam göremezsin ya. Bir elin parmağını geçmez.
Burası kuaför. Arabaları görüyorsun. Mercedes. Burada yüze göze bir şey yapıyorlar. İşler dolu dolu. Vallahi dolu. Japon kadınlarına göre biraz daha diyeceğim de bence dünyada da ilk sırada filanlardır. Bir sürü dükkan gördük. Hepsinin içi dolu. Burada da mı var? Burada da var. Burası 24 saat açık mı ya? Hair party. Adam artık sigara içmeye başlamış beklemekten. Arabaları görüyorsunuz değil mi? Bakın. Burası komple kuaför dedim ya. Bakın burada da plastik surgery var. Demek ki bu sokağı böyle kişisel bakıma ayırmışlar. Seul'de Adidas'ın orijinal dükkanındayız. Korelilerin giydiği ayakkabı tarzlarını göstereyim size. Bunları giyiyorlar. Çeşitler hep ülkeden ülkeye göre değişiyor. Enteresan ürünler var. Bak ben bunları daha önceden görmemiştim. Ben Korelilere özel olması lazım. Bir de Güney Kore'de iPhone fiyatlarına bakalım. İçerisi ana baba günü. 1 milyon 550 bin bon. Şimdi lira karşılığına baktım. Neredeyse Japonya'dakiyle aynı. 15 Pro Max'e de bakalım. Tam olsun. Bu da 1 milyon 900 bin won fiyatlar. Güney Kore'de, Seul'de bu şekilde arkadaşlar. İğne atsan yere düşmüyor. Kore'de ucuzmuş. Seul'de iş çıkışı. Herkes otobüslere akın ediyor. Bayağı kalabalık oluyormuş demek ki bu Gundam. Akşam vakitlerinde. Millet sıralar halinde böyle. Bayağı kalabalık bir cadde. İnanılmaz bir soğuk başladı. Sabahtan beri üşüyorum. İnsan baba, Seul'de bir numara. Ne güzel yiyorlar, baksana ne tatlı yiyorlar. Oh. Sorry mi? Şu siyah uzun şey var ya, bunda bunun içerisinde bildiğin hayvan kanı filan da varmış. Bugün eşim söyledi. Şu billura filan benziyor. Burası biraz daha hareketsiz, ileriden itibaren başlıyor. Akşam vakti, bir de hava soğuk ya, ne güzel gider bunlar. Pilav. Ona bunun abim kafası, babamın kafasına benziyordu. Bir an şaşırdım, dedim ne işi var adamın. Geçen gün de geçtik buradan. Her tarafta Japonlar var. Bu gördüğünüz bütün yemekler içerisinde öyle böyle bir acı yok. Biz geçen gün tavuk yedik. Bak az acı dedim. Az acı olmasına rağmen bir acı geldi. Aman Allah'ım. Acı aslında kışın anlayabiliyorum. Kışın çok soğuk buralı. Ha, şimdi olayın başladığı yere geldik. Şimdi bu insanlar... Tek şurada şu sarımsağı falan biliyorum. Sarımsak güzel gözüküyor. Dur şuradan göstereyim. Soya soslu, karides, soya sos, fermante edilmiş. Buradakiler öyle böyle bir acı değil ya. Yengeç, yengeç. Bunu çok seviyorlar işte. Bak bak nasıl kullanıyor. Oh, böyle yapıyorlar, paket yapıyorlar. Ailece giyecekler. Pepper kimchi. Kırmızı biberli kimchi. Kimchi zaten biraz acımtırak bir şey oluyor. Ona rağmen acı atmışlar. Ama kışın anlayabiliyorum bunların bu kadar acı tutuyorsunuz. Soğukta çok iyi gidiyor. Biz dün bir ablaya burada söz verdik geleceğiz diye. Ha, şu köşedekiydi. Ondan bir deniz ürünlü pankek alacağız. Ha, bu ablam kapattın mı, ne yaptın? Bizi ama bunlar kapatıyor ya. Taze taze bize yapacak bir yer lazım. Burası ana cadde. Olay buradan başlıyor. Şurada bir yerde oturup yemiyor muyuz ya? Bu ablam sıcak sıcak yapıyor. Bu ablam genellikle bu ortada olduğu için biraz popüler. Şöyle gideceğiz. Dur ablam dur, ben video çekiyorum ya. Hemen verdi bize. Gimbaplar şu 3000, yani 1,5-2 dolara geliyor. 1000 won 20 lira yapıyor arkadaşlar. Şu kimbap şöyle 20 liraya falan geliyor. Biraz da karnımızı doyuracak bir şey lazım bize burada. Oturttu bizi. Şöyle bir yere oturttu. Mekan böyle.
Ne yiyeceğiz burada? Eşim direkt oturdu herhalde, çok aç. Bilmiyorum ne yiyeceğiz. Ablamın gözüne kimçi kaçtı. Burada domuz ayağı falan var ya. Akşam yemeklerimiz bunlar. Daha da yiyeceğiz. Bu başlangıç. Bu acı arkadaşlar. Bu bildiğiniz pirinçten falan yapılıyor. Hmm. Bunun çiğnemesi var ya, sakız gibi bu, sakız. Ama yo, güzel. Bunun bir benzerini biz Tokyo'da yemiştik. Acıydı. Yo, güzel, ben beğendim. Güzel soslamışlar. Kimbap'ı da göstereyim. Çiğnemesi çok güzel vallahi. Valla çiğniyorum. Bunu böyle küçük küçük yosun yaprağında içerisinde bir iki tane sebze var. Bu sos acı yalnız. Yok, bunu çok sevmedim. Topka güne sevdim, güzel. Çapçı mı yiyeceğiz diyor, çapçı mı? Bu ne? Çapçı. Anlamadım. Bunu yiyemem. Bu kıvrımlı mıvrımlı yiyemem ben bunu şimdi. O işi yok. Ya, o işi yok. Güzel yedik, karnımızı doyurduk. İşte yukarı olan yemekler buralarda hep aynı gibi gözüküyor. Bakın şu... Aa, dur, hapşıracak. Hapşıramadı. Şu sucuklu olan şey var ya, sucuk gibi gözüken şey. İçerisinde pirinç ve hayvan kanı varmış. Bir de soslamışlar onu. Şöyle bir boy gidelim bakalım ne var etrafta. Mekana bak nasıl dolu. Bu Gwangjak Market buraların en büyük yemek marketlerinden. Zaten hep Koreliler geliyor burada, görebilirsiniz. Ben nedense birkaç gündür buralardayım, fazla bir yabancı göremedim. Bunların sojuları da bu şekilde. Sadeleri var, böyle renk renk değişiyor. Şu ahtapot var ya, bunu denemeyin arkadaşlar. Hiç tavsiye etmiyorum. Kore'de bunun yüzünden hayatı insan ölüyormuş ya. Kımıl kımıl oynuyor ya. Yedikten sonra böyle oynuyor. Bakıyorum da yiyen yok. Ama bak, çalışmaya bakar mısınız? Çalışma şekline bak ablamın. Küçük bir alanda oradan saatlerce çalışıyor. Zor. Bu ayrı bir şey. Tehlikeli. Deniz ürünlü pankek dediğimizde bu. Şimdi bunlardan yiyecek de bir tane. Düzgün tut kamerayı. Tamam canım için, kamerayı düzgün tut. Bak, çoluk çocuk gelmişler. Bak böyle yapıyor abla. O işte. Ablamı görüyor musun? Pat 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 yapıyor. Valla güzel koktu ha. How much like? Can we take half? Half? No. No. Bu ne kadar? 5.500. Böyle mi yiyeceğiz? Nasıl yiyeceğiz ya? Aldırdın bana böyle de. Ha, gel de ye bunu şimdi. Al ya bakalım. Böyle tuta tuta yiyeceğiz. Arkadaşlar, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Vallahi eşimin hatırına kızı bir elinde yemek yiyeceğim bir şey yapıyor, bir elinde kamerayı tutuyor. Çok yağlı bu. Deniz ürünü. Et mi var diyorsun? Ama çok yağlı bu. Yağın içinde yüzüyor. Bizden sonra zaten turistler falan da geldi. Benim elim uğurludur. Vallahi sana pankekli ısmarladım. Biraz kameraman olarak çalışmam lazım. Amcamlar kafayı bulmuş, Borel amcamlar. Bizde eskiden
Neydi, kebap mebaplar bu tarz şeyde yapılırdı, kebaplı. Yani dedem çok iyi yapardı. Bak burada da, burada ne yapıyorlar? Ha, bunları çiğ yiyorlar değil mi? Yani roh bu. Bunları çiğ yiyorlar, buranın gözüküyor. Beef no roh kadar. Yani bu et, bildiğin inek eti, sığır eti işte. Üzerine yumurtayı atıyorlar, bir şekilde yiyorlar. Beef adapte. Şöyle çekeceğim canımın içi. Seni biraz yoracağız ama kusura bakma. Şey diyor arkadan, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın diyor. İçi mızıka şey. Gel canımın içi, tut. Hadi bakın. Gördüğüm kadarıyla hepsinde genellikle hep aynı şeyler var. Abla niye bağırıyorsun? Dur dur. Sen hemen o başı verdi bize. Ne olduğunu anlamadan direkt çubuk verdi bize. Baksana ablam ne güzel. Fuji dağı gibi dizmiş bunları. Fuji yemem. İçerisi full çekiyor. Şey oluyorum, tedirgin oluyorum böyle. Bu şekilde yemek yemeye alışık olmadığımız için. Çiğ aç, çiğ aç. Aldım ya. Gel. Bak mesela böyle bir yere gireceksin, oturacaksın mesela. Bak içeride abimler kafayı bulmuş. Oo ne güzel. Böyle bir yere gireceksin, oturacaksın. Bir soju moju içeceksin. Arkadaş ortamı var burada. Kamerayla çekim yapıyoruz ya. Biri beni çekiyor ya. Benim ünlüymüşüm gibi bakıyorlar. Biz ne hangi sıraya girdik böyle? Geçenlerde şöyle bir haber vardı. Bir yerde sıra olmuş. Gelen girmiş. En sondaki abiye sormuşlar. Abi bu ne sırası? Vallahi bir sıra vardı. Ben de bir girdim. Ben de bilmiyorum ne sırası diye. Dur merak ettim. Bu neyin sırasıymış? Niye bu kadar bu sıra var burada? Ne yiyor bunlar? Şöyle tatlı bir şeyler. Pankekli, mankekli bir şeyler oluyor. İnsanlar da burada bekliyor. Böyle bir şey yapıyor ablam. Ne attı içerisine? Fındık fıstık bir şey attı galiba. Neymiş? Bubring hot dog. Bubring hot dog yap. Böyle. Yani klasik hamurun içerisinde fındık, fıstık. Ah, şurada da ahtapot var. Ya yemek marketi dediğim böyle olacak. Dur ablam dur. Bir şeye baktım sadece. Thank you. It's dangerous ya. Dangerous. Ayakta. Anjişim. Anjişim. Oh, thank you. Hapsamida. Thanks. Kapsamıyla. Thank you. Burası da Netflix'in getirmiş olduğu bir şey. Tabii emeklerine hiçbir şey diyemem. Kanter içerisinde çalışıyorlar ama Netflix'te bu ablamın yanına gelmişler. Netflix'tekiler. Burada yemek memek yemişler. Ünlü. Bu ablam da bayağı ünlü. Şöyle kalabalık bir yere daha oturduk. Yiyoruz böyle, tavuk bacağı falan geldi. Kimbap geldi. Klasik. Yosun yapraklı pilav, susam, havuç var içinde. Şöyle bir yerdeyiz. İçiyoruz. Ben soju aldım. Vallahi bunlar eşim yiyecek. Nasıl yiyecekse artık. Tavuk ayağı söyledik. Şunu da bir yiyelim. Güzelce akşamımızı tamamlayalım. Bu tavuk ayağıydı herhalde. Tavuk ayağı. Ay, tavuk ayağı yememiştim. Acılı ama bayağı acı. Koreli gibi yaşıyoruz şu anda Seul'de. Tavuk ayağı yiyoruz, kimbap yiyoruz akşamına. Acı. Yani pek bize hitap etmiyor açıkçası. Bizim damak şeyimize biraz farklı. Bu soju da düz soju. Sade soju. Bunların meyveli olandan alacaksın. Arkamdaki Koreli sürekli böyle ileri gidiyor, geri geliyor. Bir şeyler anlatıyor kız ama ne anlatıyor bilmiyorum.
Yerleri çok küçük ya. Saatlerce. Bunların olayı büyük ihtimal böyle 4-5'ten sonra başlıyor. 8-9'a kadar gidiyor. Arkamdakiler kafayı buldu. Kulağımın dibinde kahkaha atıyor kız. Burada da ayrı bir muhabbet var. Oh. Videoyu da böyle kapatayım. Ya akşam vakti çok içiyorlar, çok. Vallahi çok içiyorlar. Bir de alkol bunların üzerinde biraz çabuk etki yapıyor. Kafayı çabuk buluyorlar. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bunu diker miyim kafaya ya? Dikersem en kısa zamanda 20 bin sonra, 50 bin sonra 100 bin olacağız. Yok, bu çok. Sade olanın tadı biraz çok ağır. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.